Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Game Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Anlatarak oynuyoruz serisine video çekeceğim. Dilerseniz başlayalım. D4, C6. E4 oynarsam karakon oynamak isteyecek. Şimdi Slav savunmasına dönüştü. E6. Buna vezir C2 oynayabilirim. Çünkü taş duvar oynarsa belki G3 fil G2'li bir yapı tercih edebilirim. Bu arada buna karşı at F6 oynarsa yine G3 fil G2 at BD2 Rok ileride E4 tarzı fikirler geçmişten kalma bir şekilde aklımda duruyor. Bu hamle sırasıyla girerse böyle oynuyordum. Bunu hatırlıyorum. Sanki iyi bir Katalan oynuyormuşum gibi de olabilir. Rok rok buraya kadar standart hamleler. Burada genelde böyle E5 gibi şeyler yapıyorlar. Bu biraz kötü hamle. Bu şekilde daha önce bir oyun kazanmıştım. C5. Tamam, şimdi burayı alırsam onunla aldı ve izole piyonla kalmak zorunda kalacak. Buraya vurduğum anda tam izole var. İzoleye karşı nasıl oynayacağız? Bir atı atayım buraya. Bloke koyalım öncelikle. Belki B3 fil B2 de yapabilirdim bu arada. At D4. Veziri belki B3'e atabilirim. Bu file kare bulacağım ve daha sonra at C5 gidebilir, değil mi? Onun için çok da zekice bir yol olmamış olabilir. En kötü veziri D1'e döneriz. Evet, veziri D1'e dönelim. Rakip hamle tekrar yapmak isteyebilir. Yani kale E8 gibi standart bir hamle de yapabilir. Öyle bir şey yaparsa B3 fil B2'yi yetiştireceğim. Evet, burada hani at E4 gelse belki at C3'e girer diye biraz endişelerim vardı ama şu an B3 fil B2'yi yetiştirdim. İzole piyona karşı oynuyorum. Şu an at H4 gidip at F5 tehdidi geldi aklıma ilk etapta. Bunu yapalım. G6 sürecekse şu diagonali bir zayıflatsın. At F5'ten sonra da ciddi bir şekilde bir avantajım olabilirdi. Evet, G6'yı oynadı. E3 oynayayım. Atı geri de dönebilirim bu arada. At burada iş yapmıyor diye. Şimdi şu çaprazı kullanmaya çalışabiliriz. Tabii kaleci C1 burada mantıklı. Birer tane. Mesela bunları değiştirsek vezir A1'e koyup bu çaprazı dediğim gibi kullanabilirim. At burada işlevsiz kaldı. Bunun geri dönmekte fayda var. Siyahların pozisyonunun öyle kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece stratejik bir zayıflık hedef var. Rakip bununla baş edemeyebilir. Böyle durumlarda hafif taşları değişmek genelde işimize yarar. Vezir A1'e koyalım. Size söylediğim şeyi yapıyorum. Buraya bir baskı var mı yok mu? Aslında buraya vurmak istiyor mu? Böyle vurup daha sonra vezir E3 almak istiyor olabilir. Bunları nasıl engelleyebilirim? Şöyle at F3 dönsem, buraya vurdu, vurdum. Vezir E3'e vezir E1 gelsem, değiştik. Buraya aldı. İki taşa kale oluyor. İki taşa kale ama çok güzel blokelerim var. İki piyon oluyor ama bu D5'i düşecek gibi duruyor. Oyun sonundan memnunum. Yani buraya vurmasından memnunum. Tabi vurmadığı takdirde nasıl geliştireceğim pozisyonu, onun yolunu bulmam lazım. Örneğin H3 gibi bir şeyden sonraki fedalar daha tehlikeli olabilir. Evet, vurdu. Tahmin ettiğim gibi vezir E1 planlamıştım buna karşılık. Bir son bir kontrollerimi yapayım. Herhalde burayı vuracak, daha sonra da F2'yi alacak. Daha iyi bir yol görmüyorum. Ha, böyle de yapabilir tabii ki. Şu an iki alete kale oldu. İki tane piyonu var rakibin ama böyle durumlarda da işte bloke çok önemli. Yani şu mesela çok iyi bir bloke taşı, yerleşebilecek kareler lazım hafif taşlara. Fielder D5, hatta B7'yi de alabiliriz. Şu an o iki piyonu hemen geri aldım. Bu konum artık kazanç olması lazım. Tabii ki biraz dikkat edeceğiz. Şöyle taşları birbirine bağlayalım. Başımıza bir şey gelmesin. Fili buradan buraya dolanabilirim. Kale için açık hat vermemeye çalışacağım. Derken az kalsın ufak bir hata yapıyorduk. Açmaza soktuk kendimizi. Şöyle oynasam. Aldığında alıyorum, kale giremiyor D2'ye. Bu önemli. Tamam, fili buraya getirmek istiyordum. Her şey kontrol altında gibi duruyor. Fil D4. At D4 alalım. Fil C4. Şah çekeceğim. Şaha yanaşacağım. Daha merkezi bir yere. Bir H3 oynayayım bakalım bu fil nereye gidecek. Çünkü olası at E6 çatallara izin verme ihtimali var. Herhalde fili D7'ye çekmesi lazım. Yani C8'e de gidebilir tabii ki. Biraz fazla düşündü rakibim.
Evet, zamandan kaybedecek böyle olursa. Ha, pozisyonda kazanç zaten. Evet, zamandan kaybetti. Biraz alışılmadık bir durum. Muhtemelen buraya çekecekti. Ben nasıl kazanacaktım onu söyleyeyim. Fili buraya getireceğim. Şöyle getireceğim. Belki buradan bir geçer yaratma operasyonlarına gidebilirim. Veya bir ataya altı şah gibi bir şeyle mesela filin elinden almaya çalışabilirim. Zaten şah merkezi gelir. Fil buraya gelir. Buradaki zayıflık var. Ve bu geçerlerle oyunu kazanırdım diye düşünüyorum. İlk oyun bu şekilde oldu. Güzel bir galibiyetle başladık. Haydi yeni maç teklifi göndereyim. Umarım hızlı bir şekilde rakip bulabilirim. Az önce izole piyona karşı oynadık. Öyle durumda rakibin şah kanadınıza hücum yapmasını engellemek kritik. Bir de hafif taşları değişmek önemli. Hafif taşları değişmeyi başaramadım aslında. Çok da ideal bir yapı olmadı benim için ama yine de oyunu kazanmayı başardım. Şu an rakip gelmiyor nedense. Şu ayarları değiştirsem belki öyle daha kolay rakip bulabilirim. Evet, bulduk bir tane rakip. Haydi başlayalım bu oyuna da. D4. Belki bu sefer farklı bir sistem oynarım ama rakibim hamle yapmıyor. Peki bu maçı herhalde iptal edeceğiz. Yeni rakip bulalım. Siyahlarla Hintli bir oyuncuya karşı oynayacağız. D4 at F6. At F3 D5. C4 C6. Ben de Slav savunması oynayayım. G3. Buna karşı fil F5, fil G4, G6 gibi hamleler var. Fili atalım şuraya. Bu kadar teorisine yani hakim olduğum bir şey değil ama mantıklı bir şekilde taşlarımı dışarı atmaya çalışacağım. Fili dışarı koydum. Yani bu beyaz piyon zincirinin dışına atmış olmam önemliydi şu fili. Şimdi olası at E5'leri engellemek için vezir B8 oynuyorum. Kısa rok atacağım. Bu hamleye gerek olmayabilirdi ama ben bunu engellemeyi seviyorum bu şekilde. Açılıştan tamamen problemsiz çıktım. A5 A4 fikirleri olabilir. Bu fil F5'e tempolu izin vermesi çok mantıklı değildi. Şöyle yapalım. Belki fil B4 ile dur B5 yapsam mı? At E4 mü gitsem? B5 güzel görünüyor. B5 yapalım. Şu at H4'ten biraz endişeliyim. Bu fili vermek istemiyorum. Fil buraya mı koyayım yoksa C diye koyalım. E5 artık. E5 gibi bir fikrim var. Uzun vadede E5'i gerçekleştirdiğimde üstün kalacağımı düşünüyorum. Onu hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü benim yapım burada sağlam C6 D5 ama E5 ile şurayı parçalarsam iyi kalabilirim derken rakip geldi. Atın oraya. Peki vurdum. Daha sonra atı geri çekeyim. F4 oynarsa F6 belki sürebilirim. Hoş F6 F6 at F6 E4 aldım aldı. Oradan çok emin olamadım ama E4'e de izin veremem. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Burada herhalde bir ufak hata yaptım ki kötü kaldım değil mi? F6 ya da F6 oynayalım aldı aldı E4'e almak zorunda değilim. Belki orada daha farklı bir yolu izleyebilirim. Ama bunu aşağı yukarı oynamak zorundaydım diye düşünüyorum. Aldı. E4'e şimdi eğer alırsam at E4'ten sonra fil E4 fil E4 onu istemiyorum. Şurası zayıflıyor. Onun için bu yapıyı böyle bırakayım. Hatta fil G4'e mi gitsem G6'ya mı çeksem? G6'ya çekelim. Şimdilik E5 oynarsa atı çektikten sonra şu diagonale belki sahip olabilirim. Belirsiz bir pozisyon. Ben biraz kötü de kalmış olabilirim tabii. Belirsiz dediğime bakmayın. Şimdi burayı vurunca D5'i mi alacak acaba? Peki alırsa fil E5 var ara hamle. Belki onu kaçırmış olabilir. Evet. Fil E5'i kaçırdı. Tabi oyunu kazanıyorum demek zor ama bir piyon sanki kazanıyorum gibi. Vurduğum anda D6 ara şahı var. Bu sebepten fil F7 ile başlamak zorundayım. Yani fil B2 vursaydım D6 daha sonra buraya alacaktı. Bağlı geçerli uğraşamayız. Fil F7 var neyse ki. İmdadımıza yetişen bu hamle.
Şimdi pozisyon gitgide karışıyor. A, B vursam bir tane. Ben de şu gerilimden faydalanmaya çalışıyorum. Alırsa kale A1 var. Muhtemelen kaleye 5 daha sonra belki alsam o zaman da kalit önde kalıyorum. Evet, galiba üstün kaldık sonunda. Burada bir gerilim var. Burada bir A dikeyinde bir gerilim var. Yani burayı neyle alacak? Vezirle alması piyon yapısı açısından çok kötü. Böyle alırsa aldım. Şimdi A3'ü de almayı tehdit ediyorum. Yani bu kaleyi buradan ayrılırsa A3 boşta kalacak. Böyle alamıyor. Vezirle alırsa kale boşta. Bunu alırsa alıp kalesine basıyorum. D5 her zaman cebimde gibi duruyor. Rakip kontrolü kaybetti sanki. Vezir alır E5. Vezir D4 şahtan sonra bu düşecek neredeyse. Evet. Yine galibiyete çok yaklaştım diyebiliriz. Evet, rakip terk etti. Ve bu şekilde bir galibiyet daha almış oldum. Haydi yeni oyun oynamaya çalışayım. Birisi daha geldi. Buna da C4 oynayalım. İptal edildi oyun. Az önceki oyunda neyi yanlış yapmış olabilirim? Onu düşünüyorum. Belki B5 yerine at E4 gitseydim daha iyi olabilirdi. Yani at E4, fil E4 o tarz bir şeyler yapmış olsaydım belki daha iyi olabilirdi. Tam yeni rakip geldi. C4 oynayalım. At F6, at C3. Bu bugünkü Dingliren Nepomniachtchi maçına da benziyor. C5 sürdü. At F3. Burada D5 hamlesi var. Evet. Alıp alıp E4 bu Grunfeld'e rakibi davet ediyorsunuz. Aslında at B4 de gidebilir. At böyle bir varyant vardı. Bakalım rakibim ne kadar biliyor. At deyip şah E2 diye devam eden bir devam yolu. Şah E2, at F4, şah F1. Fil E6. Neden bu hamleyi hatırlamıyorum ben? Bakalım bunu alırsak aldığım durumlardan memnun değilim. D3 oynasam aldığımda vezir A4 şah DC alsak o da iyi değil. Bu hamleyi nedense anımsayamadım. Ya varyantı unuttum. Vezir A4 şah desem ne yapacak? At C6 çıkacak. D4 sürsem orada. Aldım aldı. Bakın belki de ana hamledir. Ben hatırlamıyorumdur. Peki D3 oynayalım. Burada siyahların bir problemi olmaması lazım. Onu söyleyeyim size. Bu girdiğim varyantta. Fil E3'e koyacağım. Kaleyi cebire tabii ki hani rok bozulmuş durumda ama iki hamlede rok atıyor gibi yapabilirim. Şu H5 H4 diye böyle H4 H5 diye bir fikir hatırlıyorum. Bu tarz yapılarda. Ama rakibim H5 fil G7 koyarsa mesela sanki hiçbir sorunu yok gibi duruyor. İlk etapta onu tercih etmedi. Kaya C1. At D5 gitmek istiyorum. Birazcık agresif oynayıp rakibin kafasını karıştırmak istiyorum. Burayı alırsa kale B1, kale B7 fikirleri var. Şu an C5'e basıyorum. B6 oynarsa da B4 gibi bir şeyle bu yapıyı parçalamak istiyorum. Çünkü C ile alamıyor. Kale C6 var. Eğer atla alırsa da alıp alıp ya D4 süreceğim ya da vezir A4 şahlı şeylere bakacağım. B6'ya ilk vezir A4 ile de başlayabilirim. Sonra da B4 sürebilirim. Ama B6, vezir A4, vezir D7, B4, at alır B4. O varyantı sevmedim. At C7 oynayamıyorum. Bu at koruyor burayı. O sebepten. B6, B4 oynuyorum. Rok attı. Şimdi C5'i alalım mı, almayalım mı? Alalım. Belki ilk, ha buna D4 yok muydu? At E4 varmış. Bunu bilinçli mi yaptı bilmiyorum ama. Peki ne yapsak? Değişsem her şeyi. Kaleyi C7'ye koysam E6 var. Bu fili de öyle vermek istemiyorum ama vezir D2'ye bunu sürebilir. O da hoşuma gitmiyor. Fil C5.
Yani şuna girmek zorunda kaldım gibi bir şey oldu. Yani bir şeyler kazanmak zorundayım artık onca baskının üstüne. Ama mesela at D4'ten sonra öyle şey görmüyorum. Derken rakip bulaşmadı oralara. Buna vurup oyunu kapalı tutmaya çalışmak ilk aklıma gelen şey. Bir G3 şah G2'ye zaman bulursam çok üstün kalacağım. Ya da bir D4 işte bir toparlarsam pozisyonu yapıyı çok üstün kalacağım diye düşünüyorum. Bu sırada tabii vezir A5 gibi hamleler biraz rahatsız edici. Kale C2 oynarım ona. G3 şah G2 D4. Bu birkaç hamleye ihtiyacım var. Kale C2 planlamıştım. Böyle yapıyor. Burada en azından burayı aldığında ekstra zayıflıklar vereceği için. Şimdi vezir C1 gibi aslında garip bir hamle geldi aklıma ama iyi değil galiba. E6 fena durmuyor. H5'e ekleyip bir şeyler yapabilirim. Ya da vezir E1 yapsak. Vezir E1 de yapabilirim. Vezir D2 de olabilir. Çok fazla seçenek var. Kale E2 koysam. Oo, zamanım erimiş. Hızlanmam lazım. Nasıl hızlanacağız? Şu vezir C1'i yapayım ben ya. Alırsa kale C5 vardı. Bu oyunu kazanamayabilirim. Şu G3 şah G2 yetiştirelim. Vezir D5 oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama kale C5 ile... Haha. Kale C5'e uyudu. Ve taş öne geçtim. Rakip biraz heyecan yaptı ama ben... Yeterli vaktim var seni yenmek için. Şu an alet öne geçtik. Şöyle vezir F6'ya falan atarım belki. AT5 ve burada fedalardan sonra maç bitecek. Derken of of nasıl bir şey uyudum. Neyse ki at C4 var. Ucuz yırttık. Ucuz yırttık. Çok kritik bir şey uyumuştum. Hızlanmam lazım artık. Göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Almadı. Almadı. Aynısını pat yapmışlığım var. Ama bu sefer değil. Evet, çok güzel kazandım. Kaleyi boşa koymuştum ama rakip bayrağımı düşüreceğim diye almadı. Ama oyun benim hakkımda zaten. Evet, bu oyunu da böylece kazanmış oldum. Evet arkadaşlar, anlatarak oynuyorum serisine bir video daha çekmiş oldum bu şekilde. Umarım bu oyunlardan keyif almışsınızdır. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videonun altına beğeni butonuna basarak bu videonun altına yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hoşça kalın, satrançta kalın.